Değerli izleyenler, Orta Nokta'ya hoş geldiniz. Ali Ece ile beraberiz bu akşam. Beşiktaş, Yeni Malatya Sporu az önce tamamlanan mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı. Hemen gollere ve sağ içindeki aksiyonlara bakalım. Pepe ile 52. dakikada öne geçmeyi başardı siyah beyaz takım. Geri medel 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak. 10 kişi kalan Beşiktaş, Ryan Babel'le 81. dakikada farkı 2'ye çıkarmaya başardı. 89'da giler mi? Farkı 1'e indirse de bu Evkur Yeni Malatya Spor için galibiyeti getiren, beraberliği yakalayabileceği bir golü de beraberinde getirmedi. Ve Beşiktaş, Evkur Yeni Malatya Sporu 2-1 mağlup etmiş oldu 5. hafta sonunda. Ali hoş geldin. Hoş ee, Diyelim ve hemen aslında şöyle başlayalım. Oyundan ziyade geri medelin tabii ki kartı, kırmızı kartı şu anda birinci öncelik oldu Beşiktaş'ın kazanmasıyla. Çünkü bir Fenerbahçe derbisi var. Var sistemi yeni geldi. Çokça tartışılıyor. Bazı eksiklerin olduğu da söyleniyor. Zannediyorum Beşiktaş taraftarının özellikle maç sırasında tribünlerinde yükselen ne göz önünde alınarak biraz sarı kartı, ikinci sarı kartı özellikle tartışmalı bulundu Pepe'nin. Sen neler söylersin? Bence de tartışmalı. Bu ikinci sarı kart medelin. Şimdi genelde şu oluyor, oluyor derbilerden önceki karşılaşmalarda görülen kart sayısından hareketle de iç işte taraftarlar bir takım çıkarımlar yapıyorlar. Şimdi var bu pozisyonlarda kullanılmıyor Türkiye'de ancak kullanılması gerektiği her hafta daha net ortaya çıkıyor. Sadece bu pozisyon değil geçtiğimiz haftalarda da birçok pozisyon var. Yani eğer haksızlığı engellemekse daha işte adaletli hakem kararları verilmesini sağlamaksa bu tip pozisyonlarda da bakılmalı. Benim naizane görüşüm yani... İkinci sarı kart gördüğü pozisyonda ben bir foul göremedim. Yanlış görmüş olabilirim. Ee, mühim olan benim görmem değil, işte hakemin daha net görmesi. Bence işte penaltı pozisyonları, offside pozisyonları, gol pozisyonuna neden olan pozisyonda olduğu gibi bunlar da tekrar değerlendirilmiyor. Yalnız medal oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş 10 kişiyken 12 kişiymişçesine iyi oynadı. Beşiktaş'ın en iyi oynadığı periyot maç içinde 10 kişi kaldıktan sonra. Bunun nedeni Tolgay, Oğuzhan, hiç üçlüsünün aynı anda sahada olması. Şimdi Beşiktaş'ın ilk iki sezonki Şenol Güneş yönetimindeki şampiyonluklarda işte Atiba Oğuzhan Sosa, daha sonra Atiba Oğuzhan Talişka yerden seri pas futbolunu çok iyi oynuyor diyor. İlk iki şampiyonluğunda Şenol Güneş yönetimindeki yani iki şampiyonluğunda diyelim. Geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren daha seri pas daha fazla işte havadan orta oynamaya başladı. Ve bu sezonun başında da en önemli sorun buydu. İlk yarıda Sadece işte Adem Yah için iki tane iş işte klasını gösterdiği pozisyon var. İşte merkezden yaptığı işte alverler, kaçlarla yarattığı tehlikeler var. Ee, o pozisyonda gördüğümüz gibi Adem Yah tam tam isabet bir transfer. Bundan sonra artık takımın geri kalanı Caner'le Kovarejman'ın ortalarına güvenerek değil Adem Yay için merkezdeki etkinliğine güvenerek oynamalı. Oğuzhan bu maç çok iyi oynamadı ancak zaman zaman özellikle 10 kişi kaldıktan sonra gerçekten de daha iyi oyununun bir parçası oldu. Ki olsan daha da iyi bir oyuncu. Yani daha iyi oynayarak Beşiktaş oyunu da daha yukarı çekebilir. Ben işte özellikle Tolga girdikten sonra hiç telaş yapmadım oynaması Beşiktaş'ın. E, artı bir de sonlarda bir başka işte ayağı düzgün oyuncu, bakarak oynayan oyuncu, çok klas bir oyuncu söz konusu olan. ya yani bugün Beşiktaş'ta yedekten oyuna giren oyuncu. E, gördüğün gibi Adriano belki 90'da girdi ama hakem resmen bir maç bir devre daha ekledi artı 6 artı 7 oynandı neredeyse. Orada da Beşiktaş daha çok bu tip oyuncularla oynamalı, Beşiktaş daha fazla yerden seri pas oynamalı, Beşiktaş daha modern oynamalı çünkü oynayabilecek güçte. Sağının zemini bir kere ilk yarıda Beşiktaş'ın iyi oynayamamasına sebep olarak açıklanabilir. Lakin şu var, böyle zemin, böyle hiç bozuk bir zemin Beşiktaş'ın oynamak istediği oyundan çok yeni Malatya oynamak istediği oyuna uygundu. Yani ilk yarının çok uzun kısmında Malatya istediği tempoda oyun oynandı. Halbuki Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da oyunun temposunu dikte etmesi gerekiyor. Ee, bunun için de daha farklı oynaması gerekiyor. İlk yarıda özellikle Caner'in yani bu kadar telaş yapmasına gerek yok. Şenol Güneş Hoca'nın Caner'e şunu söylemesi gerekiyor. Artık Adem ya hiç geldi evladım. Onlara. Sen hiç böyle Sosa ile oynamadın Beşiktaş'ta ama bazen Talişka ile yaptığınız gibi, bazen Adriano ile yaptığınız gibi, bazen Tolga ile Oğuzhan yaptığın gibi. Sen daha verkaç oynayabilecek bir oyuncu da Caner. Hani böyle bir oyuncu olmasa sadece işte orta yaparak oynayan bir oyuncu olsa tamam. E, Caner yani ortalardan daha fazlası bir oyuncu. Evet iyi orta yapıyor ama bu kadar orta yapmasına gerek yok. Çünkü o ortalar yerine gitmediği zaman Beşiktaş'ın hanesine, Caner'in hanesine top kaybı olarak yazılıyor. E, takımın yaş ortalaması da yüksek olduğu için <laughs> o işte kaybedilen toplarda, sonuçlandırılmayan ataklarda işte geriye koşarken Beşiktaş daha çok yoruluyor ve o zaman işte oyunun temposunu kendi lehine uzun süre dikte edemiyor. Hucum sürekliliğini istediği kadar kuramıyor. Şurada şunu sormak istiyorum özellikle ilk yarıda gözlemlediğim Karililla için çok fazla top alamadığını gördüm ya da Beşiktaş'ta oyuncuların biraz daha ona karşı çekingen olduğunu gördüm. Ya bu anlamda Şenol Güneş'in biraz daha müdahil olması gerekmez mi sence hem futbolcular hem saha içindeki o organizasyon şemasına ki ilk yarıda özellikle ilk 25 dakika tamam Ekvador 26 sporunda. Biraz daha önde basması e, maçın başıyla hani belki bir gol bulurum e, çabası da bunun etkili olmuştur ama e, özellikle Oğuzhan... Yani pek öyle bir çaba göremedim. E, 15-20 dakika en azından önde bastı. Bozdu çalıştı. Belki onun da etkisi olabilir ama e, buradan da şu soruya bağlayacağım. Şenol Güneşli sen bu sezon biraz formsuz görüyor musun Şenol Hoca'yı? Ya ben şöyle düşünüyorum. E, genellikle yani tabii şimdi ilk iki sezon şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Şenol Güneş Hoca Beşiktaş'ın çıdayı çok yükseltti. Yani işte Gordon Min döneminden beri Beşiktaş'ı en çok sevilen, en çok güvenilen hoca. Hı hı. Ee, her fırsatta da Beşiktaş tribünleri bu sevgisini, saygısını Şenol Güneş'e dile getirdi. Geçen sezon özellikle o Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylarda ve daha sonrasında Beşiktaş tarafına verdiği destek. Yani Beşiktaş'ta çok az teknik direktör bu kadar Eylül Sönsulu sevildi ki bunu hak etti Şenol Güneş bu sevgiyi, saygıyı. O yüzden o çıta çok yükseldiği için tabii herkes daha iyisini bekliyor. Yalnız bu Adem Yayıç yeni geldi. Ve genellikle şu tartışma vardır sevgili Kerem. İşte teknik direktörün kafasındaki oyun mu, oyuncu malzemesi mi diye. Dünyanın her takımında oyuncularla teknik adam arasındaki karşılıklı etkileşimdir bunu sağlayan. En güzel örnek verin. Dünyanın en yüksek maaş alan hocalarından Guardiola. E Manchester City'deki ilk sezonunda istediği tarzda savunma oyuncuları olmadığı için kafasındaki oyunu oynatamadı. Özellikle şampiyon Monaco maçlarında çıldırdı kenarda hatırlarsan görüntüleri Guardiola'nın. Bayağı bizim iş Bakırköy'deki aslında ruh sinir hastalıkları öyleydi kenarda. Çünkü istediği olmayınca işte bazı hocalar öyle reaksiyon veriyor. Örnek Paris Saint-Germain'in hocası olan Tuchel Hoca da öyle. Borussia Dortmund'da. İkinci sezon Guardiola bütün parayı savunmaya yatırdı. Sol beke Mendy'yi aldı. Dünya transfer rekorunu kırdı bekte. Savunmanın ortasına her yere transfer yaptı. İki tane bek birden aldı. iki sağ bek birden aldı. Ve geçen sezon istediği oyunu oynattı. Yani oyuncularla teknik adam arasındaki karşılıklı etkileşim. Şimdi Şenol Güneş Hoca <laughs> Adem Yayıç'ı ısrarla istedi. Zaten oyunu onun üzerine kurmak istiyor. Bunda bir sakıntı yok. Eğer bugün Adem Yayıcı oynatmasaydı Şenol Güneş ilk 11'de o zaman söylediğin daha fazla geçerli olurdu. Ama bu kadar hazırlanabildi. Takımın bazı huyları var. Özellikle Tajika gittikten sonra ya da geçen sezonda işte Tajika'nın olmadığı maçlarda bu oyunda işte Oğuzhan'ın önce hep mi? eksik kalıyor. Bu durumda da ortada sıkışınca hep ve kenara açılıyor. Gerçekten hem Kovarajma hem Caner çok iyi orta yapan oyuncular ama çok iyi orta yapıyorsun diye sürekli orta yapmazsın. Beşiktaş'ın çelişkisi burada. Evet çok iyi orta yap yapıyorsun ama içeride kaç kişi var? İçeride demarke vaziyette kaç kişi var? İçeride ne kadar çoğalıyorsun? Örneğin Beşiktaş'a Talişka oynarken o ekstra ortalar bu kadar Beşiktaş aleyhine olmuyordu. Çünkü böyle Talişka ekstradan bir kafa vuruşçuydu. Yani ben hatırlamıyorum ya Türkiye'de 10 numara oynayıp Santafa arkası oynayıp bu kadar çok kafayla gol atan Saşa İliç atardı. Ama Erik Geres kadar çok atmazdım. böyle yani abartılı işte ofansif oynatırdı o yıllar için. Ben iyi anlamda çok seviyordum Geres'in United'da oyunu. Çift santrafor oynuyorlardı. Arkada hiç açıklardan biri bir de bu Hasan Şaş'tı. Forvet tipi bir açık. İçeride sürekli çoğalan bir takım vardı. Geçen sezon tabii tabi, Talişkan'ın daha da üstün yani. İriş'ten de üstün. Yani Talişkan'ın bu kafa vuruşları Alex'le Solzon'un kafa vuruşlarından bile daha iyiydi. Normal çünkü boyu daha uzun. Normal çünkü sıçrama özelliği o boyuyla orantılı olarak daha fazla. Normal çünkü hiç oyun kurucudan çok ikinci forvet e, iş performansı bekleniyordu ondan. Orada orada ortaışıkadı olmuş bir de şu da var. Beşiktaşlı bazı oyuncuların en büyük yanılgısı şu. Negredo'nun boyu uzun diye değil mi? Hı hı. Sadece Negredo işte sanki bir tek böyle kafasıyla gol atıyormuş gibi. Negredo'nun böyle kariyerine bakalım. Attığı gollerin en fazla 15 20'si kafayladır. Negredo gollerin büyük çoğunluğunu Sol, ayak içi. Sol atar ve genellikle ayak içi yani cezanın içinde demarke vaziyetlerde işte aşırtmalar yapar bazen gelişine vurur. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde attığı golü hatırlıyor musun? Hı hı. Negodun attığı gollerin yüzü yani büyük çoğunluğu öyle gollerdir. Mesela solda da konusunda da Fenerbahçe'nin geçen sezonun yanılgısı oydu. Yani sırtı dönük kafa vuruşuna devrilip vursun diye oynatmayacaksın ki onları. İspanyol santrfor bunlar. Ya yerden oynayacaksın bunlara yani Negodun boyu uzun diye sürekli orta yapmaya gerek yok. Kuvarecma ile Caner çok iyi ortaya yapıyor. Türkiye'de belki en iyi orta yapan iki isim. Ama gerek yok ki 90 dakika orta yapılmaz. 92 elemelerindeki İngiltere İrlanda Cumhuriyeti maçına benziyor bazen. Sürekli uzun top sürekli orta. Caner özellikle ilk yarıda çok fazla top kaybına neden oldu. Sen çok iyi orta yapabilirsin ama ortayla buluşturacağın oyuncu yoksa o senin takımın aleyhine top kaybı olarak döner, karşı atak olarak döner. Zorlandı Beşiktaş ama bir daha söylüyorum. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ın verdiği bir böyle taktiksel reaksiyon. Yani Adem Yay için kenardaki oyun kurucu gibi sahte kenar halbuki ortaya gelerek oynaması. <laughs> ee, onun dışında mesela Davi işte David Silva öyle kullanılır değil mi? İspanya Mii takımında <laughs> uzun yıllar öyle kullanıldı. Özellikle işte Iniesta falan oynarken. Ee, Arta böyle Tolgay da girdikten sonra e, birbirinin birbirine aynı futbol dilini konuşan oyuncu sayısı çoğaldı. Ve tabii ki ikinci yarıda bence Ryan Babel'in girişi de Beşiktaş'ın ikinci yarıda 11-11 kendi. İlk yarıdakine göre daha iyi oynamasını sağlayan faktörlerden bir tanesi. Jermen Lens konusunda Şenol Hoca'yı evet formsuz bulabilirsin. Yani halen konusu... çünkü Hoca Lens'in sol kanatta hiç verimli olamadığını anlayabilmiş değil sanki. Değil yani. Lens sağda gerçekten bu sezon başında iyi, iyi performanslar sergiledi. Kuvarajma yokken zaten kariyeri boyunca en iyi oynadığı maçlar hep sağda. Sadece PSV aynı bunda bir dönem Santrafor oynamıştı. Ama çift Santrafor'dan biri olarak oynamıştı. Yine kenara çekerek, yine bir hızını kullanarak çizgiden içeri girerek oynamıştı. Yani sağda oynatmak gerekiyor. Çünkü Lens sol ayağı iyi değil. Mesela Babel'in solu da iyi, sağ çok iyi. Yani soluyla topu sürüyor, sağıyla böyle sağıyla mesela Babel'den bahsediyorum. Babel solayla topu sürüyor, sağıyla da bir süründürüyor rakipleri. Lens'te o yok. Sol ayağında zorlanıyor. O yüzden sol çizgide oynatmak verimsiz netice veriyor. Bence hiç gerek yok Lens'i solda oynatmaya artık. Ali, bir kısa ara Tabii rica ki. edeceğim değerli izleyenler. Bir kısa ara vereceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler Orta Nokta'da yeniden beraberiz. Ali Ece ile Beşiktaş yeni, yeni Malatya Spor maçının sonrasında konuşmalarımızı sürdürüyoruz. Pepe'den de biraz bahsedelim. Gerçekten tam bir golcü performansı. 9 maçta 5 resmi gol. Bunların 3'ü Süper Lig'de. Bu sezon zaman zaman Şenol Güneş de ee, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında savunmada hatalar e, yaptığını geçtiğimiz sezon oranla özellikle daha fazla hata yaptığını söyledi ama e, Pepe özellikle gol yollarındaki katkısıyla o zaman zaman yaptığı hataları da bence e, kurtarmış oluyor öyle söyleyeyim. Aslenler eli Pepe. Aslenler eli mi? Evet. Portekizli. Hayır, aslen böyle biliyorsunuz. Brezilya asılı Portekiz'e. Portekiz mini takımda oynayan bir Brezilyalı kendisi. Evet. Zaten genelde Brezilyalı stoperler, Türkiye'den hatırlayalım. Beşiktaş'ta mesela Ronaldo. Bir tane Fenerbahçe derbisi vardı, iki gol attı. İlham Mansızlar, Ahmet Dursun'dan varken. Hı hı. iki golü Ronaldo attı. E, Fenerbahçe'den hatırlayalım, i̇şte golcü stoper, Luciano. Brezilyalı. E, dünyada böyle zaten yani. hani Bir adamın içinden olmuş Brezilyalı futbolculuğu sökemezsiniz aslında Dekoda Brezilyalıydı Portekiz mi takımında oynuyor. Portekiz'in en büyük şanslarından bir tanesi bu. Bence Ronaldo'nun da şimdiki Juventus'lu eski Real Madrid'li Ronaldo'nun da kökenleri araştırsan Brezilya çıkar abi. O yetenek bir tek Brezilya'dan Arjantin'den çıkıyor öyle gol yeteneği. Nerede oynarsa oynasın. Adriano Beck oyuncusu belki de böyle Beşiktaş'ın en iyi şut atan oyuncusu uzaktan. Beck oynadığı için az atıyor. Ya zaten genelde Brezilya'da küçüklükten itibaren en iyi oynayanlar Santrafor, biraz daha iyi oynayanlar 10 numara, biraz daha iyi oynayanlar 8 numara. Öyle gidiyordu. 2002 Dünya Kupası Şampiyonluğu'na kadar. 2002'den itibaren işte kaleciler Brezilya'da daha ön plana çıkmaya başladı. Savunmacılar daha ön plana çıkmaya başladı. Brezilya da öyle oynamaya başladı. Hı hı. 2002'de de öyle şampiyon oldu. Yani e, tabi Pepe'nin attığı goller işte Beşiktaş'taki Santrafor verimliliği sorununu biraz da gizliyor. Yani ilk haftalarda gol yollarında Beşiktaş'ı kurtaran ama Beşiktaş'taki çok önemli bir eksiği de örten oyuncu. Tabii ki Pepe çıkıp golü atacak. Hani bu gerçeği örtme, o yüzden gol atma diyemezsin ki adama. Zaten maçı kazanmak için oynuyorsun. Kimin gol attığı çok önemli değil. Ki birkaç tane de asiste var o iki e, ikili hücum evet. oynarken. Evet. Şimdi e, iyi orta yapan oyuncuların var. Şimdi Kwarajemcjan'lar güzel. Kornerlerde de bunları kullanacaksın. Öyle değil mi? <laughs> Demek ki orada işte Pepe ile vidayı da kullanacaksın. E, zaten dünyanın her yerinde şampiyonluğu oynayan takımlarda golleri sadece golcüler atmaz. Santraforlar, forvetler atmaz. Ama Beşiktaş'ta sorun. Yani uyumsuzluk var ya. Negredo nereye gidiyor? İşte nereye atıyor? Belki Negredo yanlış yere gidiyor. Kuvarajma doğru yere atıyor. Bilmiyoruz. Bilemeyiz. Çünkü o pozisyon gol olmadığı için analiz edemiyorsun onu. Ya bazılarına Negredo doğru yere gidiyor bence. Bazılarında da bence böyle doğru yere atan oyuncu bir Kuvarajma oluyor. Ama hangisinin haklı olduğu önemli değil. Beşiktaş'ın gol bulup bulamadığı önemli bu pozisyonlarda yani onların bence daha fazla değerlendirmesi gerekir. Ademya için ayrıca bir iki tane şut denemesi vardı. Onlardan daha çok atacaktır. Bu sezon en az üç tane dört tane Ademya'dan işte uzaktan şut golü bekliyorum ben bilmiyorum sen çünkü Fiorentina'da attı, Yo, Torino'da evet. attı. Ya önemli bir oyuncu zaten Yağız geçtiğimiz sezonda İtalya Serie A'yı anlattığımız çok maçlarda değerli da çokmuş. Çok, Kesinlikle. Çok, Kendini ya, Türkiye Ligi ortalamasının üstünde bir yetenek tıpkı izlediğimiz Rodriguez gibi. Evet. İşte tıpkı Fenerbahçe'nin yeni transferi Benziye gibi. E zaten bizim takımlarda yani Türkiye Sosa gibi. ligde Sosa zaten Trabzonspor. İşte yani bana Sosa dersen biliyorsun ben bir saat Sosa'yı övüyorum. Sonra diyorlar ki başka futbolcu mu? Ha hani şey sormuşlar var sistemini çok istiyordunuz beğendiniz mi? E gelmeseydi daha da kötü olacaktı. Gelmeseydi ne değişecekti ki? Yine vermeyecekti. Ne alakası var yani? Varla belki verir diye istiyoruz yani. Belki yanlıştan döner diye. Yani ben hep aynı şeyi söyledim. <laughs> bu sene var denenecek Türkiye'de. Var sistemi varken hala yanlış karar verip kötü hakemlik yapanlar varsa defolup gidecekler. Çok basit bir şey. Var bunun için var, olacak yani. Ya Dünyanın işte... en kebap mesleği Türk hakemliği ya. Ben daha hayatımda kebap meslek görmedim ya. Bu kadar kötü yapıp üzerine bu kadar zam alınan Türkiye'de başka bir sektör yok. Yok. Bu kadar kötü yapmana rağmen devam ettiğin başka hiçbir iş yok. Son 10 ya ben kaç yıldır yorumculuk yapıyorum? 13 oldu. 12. 12 yıldır böyle televizyonda yorumculuk yapıyorum. Ya bu hep şeylerle uğraştık Kerem'cim en başta. Böyle yalandan bir marka değeri falan filan. Ben dedim ki marka değeri değil, parka değeri de önemli. Yani oyuncuların, teknik direktörün, emeği, tarafların ödediği para da önemli. Maçları izlemek için. Karşında da daha iyi, daha adil, daha güzel bir oyun istiyorlar. Oyunun daha iyi olması için zaten bu hakemlerin daha iyi olması gerekir. Bazen de şeye bakıyorsun yani hakemlerin adalet kavramı bu kadar demek yani. Hani genelde maçı idare etme var. Şey yok. Maçı yönetmesi gerekir halbuki. İdare etme değil. Bizim çocukken oynadığımız maçlarda amcalar, dayılar işte, işte, işte onlar idare eder. Ali'nin kalbi kırılmasın, işte, Kerem'in gözü yaşlanmasın diye. Bu öyle değil ki. Bu profesyonel futbol aşırı endüstriyel. Her iki lafından biri yöneticilerin show business aşırı endüstriyel futbol. Para çok dönüyor. Güzel. Paranın daha kıymetli hale gelmesi için e, kararların bu kadar tartışılmaması gerekir. Kararların bu kadar tartışılmaması için de e, kararların daha iyi verilmesi gerekir. Çok doğal bir şey yani var olmasa ne olacak? Ya zaten... Geçen sezon var yoktu. Yine aşırı derecede tartışıyor En azından bu sene 2-3 tane hatalı karardan dönüldü be abi. Onu diyecektim ben de. Şimdi Geçen şöyle... sene bu zamana kadar 20 hata olduysa 5. hafta döndük değil mi? Evet. Geçen sezon ilk 5 haftada 20 tane büyük hata olduysa bu sezon 10 tane oldu var sayesinde. Ya Buna ki, da şükür vardaki... deyip geri kalan 10 tane hatayı da ortadan kaldırmak için var da Türkiye üzerinde ne gibi yenilikler yapmak gerekir bunu tartışıyoruz. Şimdi aynısını söyleyecektim ben de. Yani eğer mesela sarı kart e, kurallar içerisinde değilse Mesela bugünden sonra farz edilirse ikinci sarı gerçek karttan gerçek. kırmızı kart oluyorsa var sisteminde başvurulur gibi yenilemeler yapılabilir. Gerçek. Yani en güzeli de bu çünkü Şöyle bir talimatı yok yani sürekli ya bir de ben şeyi saçma bunu. buluyorum. Mesela maç içinde yanlış sarı kart verdi. Ya yani yanlış kırmızı kart verdi. Oyuncu cezalı duruma düştü. Hafta içi bu hatalı karar diye görüntüden izlediler iptal etti. Yo maç içinde iptal et. Bak çünkü niye biliyor musun? Diyelim ki Beşiktaş yeni Malta Spor oynuyor. Haftaya Beşiktaş Fenerbahçe oynayacak. Yeni Malta Spor da bir takım oynayacak. Tamam. Abi öbür dördüncü takımın da hakkını gözeteceksin. Niye yeni Malatya Spor eğer haksızsa Beşiktaş'ın gördüğü kırmızı kart ekstradan fazla oynuyor 10 kişi. Diğer takım 90 dakika daha az yoruldu diyorsun. Daha çok Mesel. yoruldu 11'e 11 oynarken 11 10 oynayan daha az yoruldu. Yani bu çok ince hesap tabi ama madem bu kadar varın adalet getireceğini düşünüyorsun o zaman gelmesi için uğraşacaksın kafa patlatacaksın. Ya bence geliştirilebilir bir sistem. sıkıntı Yok. Nasıl deriz? Evet. Türkçe yani öz Türkçe'de onun şeyi yok. Geliştirilebilir işte. Geliştirme değil. Ya yani motor alıyorsun, bir parçasını değiştireceksin, araba alıyorsun, daha az yaksın diye bir parça koyduruyorsun, silindirde bilmem ne yapıyorsun. Bunun gibi ya. Modifiye edeceksin abi birazcık. Ee, ufak tefek değişiklikler yapacaksın yani. Sen kendine özgü, kendi ülke şartlarına özgü de yapacaksın. İtalya Serie kullanımı, Almanya'da kullanımı aynı sonuç vermedik. Öyle değil mi? Tabii canım öyle. İngiltere'de deneniyor mesela. Başlayacak Geçen şey. sezon kullanıldı bir maç vardı West Bromwich Liverpool. Tüm zamanların en kötü var kullanımı. Bizim kanaldaydı FA Cup maçı. Bu kadar kötü var kullanımı olmaz. 15 dakika falan durdu maç. Yani Premier Promenade'in olayı yine çok hızlı olması falan. Ama mesela her ülkenin kendine özgü futbol kodları var. İngiltere'de insanlar hakemlerden daha az şüphe duyuyor. onlarda da Honest Mistake diyor mesela. Bizim arkadaşlar var eski. Honest Mistake ilk kez onlardan duydum. Dürüst hata. Vay falan güzel ya bu Adam inanıyor çünkü toplumda o adalet duygusu yerleşmiş. Bizde yerleşmemiş ki. Evet. Biz her karardan şüphe duyuyoruz. Haklıyız da. Bütün takımların taraftarları itiraz etmekte, daha iyi yönetim talep etmekte yerden göre yukarı haklılar. Ben de yorumcu olarak bıktığım için, hadi sen de haklısın, ben de haklısın. Kardeşim ben böyle Orhan Gencebay değilim. Ben de aleyeceğim ya. Ben, sen de haklısın, ben de haklısın. Mercisi değilim ya. Gözümüz gördüğü kadar, kafamız çalıştığı kadar dilimiz döndüğü kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Bundan ibaret. Yani sürekli çıkıp onu yer, bunu şey, alın kendinize bir tane oza oyuncak, yorumcu. Valla kur arkadan, yükle, var öyle sanal yorumcu al kendine. Yap, kendin yap YouTube'da. Çok güzel, ben yapıyorum. Özgür Buzbaşı olmasa daha iyi olacak ama yapıyoruz işte yani. Hani Yap abi zaten, fikir fikri açar. Yeter ki gelişsin olay. Ben onun bu beşindeyim. Yani sen söylediğin çok doğru. Abi Dünya Okupası'nda böyle kullanıldı, bizde de böyle. Yok, Dünya Okupası daha iyi kullanıldı. Yoksa çok daha iyi kullanıldı var. Var en çok karşı olanlar bile çevremden, meslektaşlardan. Bayağı değişti Dünya kupasında pratiği gördükten sonra iyiymiş bir aleyici dediler. E ben de onu istiyorum. Dünya kupasındakini istiyorum. Ha derler ki niye bizde böyle olmuyor? Acaba biz bu yüzden Dünya kupasına katılamıyor olabilir miyiz? Zaten o dünya standartını e, ligimizde, futbolumuzda atladığımız için hem kupaya katılamıyoruz hem de o kupadaki kadar iyi var sistemini ligimize getiremiyoruz. Bu yüzden olabilir mi? Bence olabilir. kesinlikle bu yüzden yani. Kesinlikle. Yani Hayır, gibi neyin biraz... var ki neyin var üstün olan ee, dışarıdan aldığın varı sen yok saymaya kalkıyorsun ya dur be bir de genel olarak Türk hakemlerinin bazılarında beni en çok rahatsız eden bu bakmıyor abi kendini makineden üstün görüyor kendini videodan üstün görüyor yardımcısı var kullanmıyor bu şey gibi İlk kez bilgisayar kullandığımız zamanı hatırla ya tamam ben biliyorum falan abi mavi ekran verdi Necati abi bu ne oluyor makineden garip sesler bunun gibi ukalallık yapma öğrenmeye çalış be abi ben ben hakem olacağım. O kadar alacağım. O kadar prim alacağım. Sabah kalkarım. Derim ki gel hanım. Beraber şu pozisyonlara bakalım. Geri sar. ileri al. Var olurum. Kendimi varın yerine koyarım ki varımı yoğumu vereyim işime. Daha iyi geliştireyim kendimi diye. ya. Yani. Abi var yokken de bunlar kötü hakemdi. Var varken de kötü hakem. Var ne yapsın? Varın başında da insan duruyor. Hakem duruyor. O da oradan söyleyecek be abi. Şimdi mesela haftaya yandık. Mesela yandık. Şu ana ki bütün var uygulamını unutun. Hafta ilk derbi. Maalesef geçen sezon çok işte olaylara sebep olan, çok büyük taşma sebep olan bir derbi. Yandık bittik. Ben size söyleyeyim şimdi hazır olun. Ya orada da şimdi sürekli vara başlıyor. Ben kendimi çıkarken. psikolojik olarak hazırladım. <laughs> Damarımı kesseniz sadece kırmızı insan kanı akar o kadar. Neyse o yani makine abi makinenin başında insan duruyor. Yapacak bir şey yok Kerem'cim ya. Kesinlikle. Makine mavi ekran verirse makineye kızın. Vermiyor abi haralarıl çalışıyor. Mesela ilk hafta var kararlarında yine mesela Halil Umutmeler bir kere oradan sezona eksi bakiye başladı adam. Hatırla. Çünkü niye? E Pozisyon tekrarı gösterilmedi. Pozisyon tartışılırken Riva'daki e, hakem masasında öyle değil mi? Hı hı. Ne oluyordu? Umutmelerin yüz ifadelerini gösteriyorlar. Böyle yapıyor. Bir o görüntüler kaydedildi. Yandık. Adam ne yapsa zaten? Bugün bugün hatalıydı. Kötü performans sergiledi. O ayrı. Ama iyi yönettiği maçlar da var. Aynen. Neyle hatırlanacak? O kaydedilen görüntüyle. Niye? Çünkü sen varı dördüz kullanmadın ki daha ilk haftadan. Ver görüntüyü biz de izleyelim ya. İşte Rivadaki ile beraber. 180 lira veriyorum ben ayda. R Rivadaki üstüne para alıyor bir de adam ya. Anlatabiliyor muyum yani? Benim için abi var o pozisyonun tekrarı. İzleyici için var. İşte mesela Futbolun olabilir, sahibi biziz kardeşim. Biz alıyoruz alemleri. Biz biliyoruz maça. Biz yorumluyoruz. Yorumcu değil sırf. Yani futbol izleyicisi olmasa niye oynanıyor ki futbol izleyen yoksa? İşte sorudan düzeltildi mesela hani konuştuğumuz işte şey. İlk haftadan sen kendi hakeminin ayağına arkadan tekme atmış oldun bu yaptığın düzenleme hatasıyla. Merkez hakem kurulun da burada hata. Gideceksin sen yayıncı kuruluşa. Ne yapsın abi adamlar maçları mı yayınlayacak? Yorumcuları mı ayarlayacak? Bilmem neyi mi yapacak? Link hattını mı çekecek? Onu mu ayarlayacak? Merkez hakim kurulu gidecek ya. Kardeşim nasıl yapacağız biz bunu? Hani görüntüler nasıl tekrarlanacak? Kaç kez hangi açılardan? Eksik açı var mı? Aa eksik açılar var Dünya Kupası'na göre. Gidelim federasyonla bir konuşalım. Bunun maliyeti nedir? Hani nereden çıkar? İcabında kulüplere ödenen paradan az bir şey kesersin. oynan kaç tane abi takım var ligde? 18 çarpı 18. Alırsın o eksik kamera açılarını yayınlarsın. Kimse de bir şey demez. Böyle para kaybı daha fazla oluyor. Çünkü sürekli aynı tartışmalara dönüyoruz dönüyoruz. Ülke futbolunun gelişmesi önündeki en önemli engel oluyor. Kerem'ciğim. Peki VAR konusunu şimdilik kapatalım. oradan Medelin önümüzdeki hafta yokluğunun Beşiktaş'ın nasıl bir yapılanma içerisine gireceğini konuşalım istersen biraz. Önemli Fenerbahçe derbisi. Arada da bir Avrupa kupası maçı oynayacak Beşiktaş sonrasında da daha oynayacak. Takımı bilmiyorsun değil mi? Sarpsborg ben sana söyleyeyim. Girmeden çalıştım ben de bilmiyordum. Bilmemek ayıptır, <laughs> öğrenmemek ayıptır. Çünkü zor takımlar çıktı tırnak içinde o yüzden. Bilmediğimiz takımlar şimdi. Klasik başlarız. Kapalı kutu diyor. Hakikaten kapalı kutu. E Beşiktaş işte İskandinavya deplasmanı. ben genelliyorum. İskandinavya Avrupa, Avrupa Kupası maçını biraz pas geçerek dile. Yani şunu söyleyeceğim. E, bunu pas geçmeyelim çünkü neden? Beşiktaş o maçta kesinlikle ve kesinlikle rotasyon yapması gerekiyor. Hı hı. İşte İlk oyunda maçta çok kötü performans sergileyen Rocco mesela bir daha şans bulması gerekiyor. Çünkü biliyorsun yeni sözleşme yapıldı, para verildi. Bakalım yani bir ikinci, üçüncü şansı vermen gerekiyor ki gör. İcabında Fenerbahçe derbisinde stoperlere bir şey olursa oyuna kimi alırsın? B planı geliştirmek için de var o maçlar Beşiktaş'ta işte UEFA Ligi perşembeleri. E Fenerbahçe de perşembe oynayacak e, Beşiktaş daha uzun yol gidecek. Fenerbahçe daha uzun. Fenerbahçe daha yeni kadro, daha yeni takım. Beşiktaş'ın da bazı sorunları da eskiliğinden kaynaklanıyor kadronun. Kadroda bazı parçalar eskimiş. Onları değiştirmek gerekiyor. Tam bu maç o maçtı. Beşiktaş'ın bu karşılaşmayı yenmesi değil. O 10 kişi kaldıktan sonra oynadığı iyi oyun. Oradan böyle hareketle Beşiktaş'ın yola çıkması gerekiyor. Fenerbahçe de yarın oynayacak. Fenerbahçe için de aynısı geçerli. Beşiktaş da Fenerbahçe de ilk önce oyununu oturtacak. Oyununu oturtacak icabında bir dahaki hafta maç 1-1, 2-2 beraber biterse iki hocaya da öyle maç içinde çok büyük hata yapmadıkça iki takımda çok fazla kimse yüklenmez. İkisi de geçiş döneminde. Fenerbahçe tamamen yepyeni bir takım. Yepyeni bir yönetim. Eski yönetimden miras kalan büyük sıkıntılar var. Beşiktaş'ta da bugün bence maçın olayı da medal kırmızı kart gördükten sonra direkt iş hakeme doğru bir tezorat yapılmadı da hakemi hedef alınarak Beşiktaş yönetimine uyarı niteliğinde bir tezorat yapıldı. Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çıktı. Zöder. Yani ne demek istiyor? Bu aralar yönetimle ilgili çok fazla gündem oluşuyor. Ayrı ayrı konularda asıl işi de biraz konsantre olsun bu yönetim mesajı verdi tribünler. Çok doğru bir mesajdı. Yarın da seçimli genel kurul ya var. Işte. Bir an önce bu genel kurullar, kongreler, tartışmalar sona ermeli. Yönetimden <laughs> niye bazı isimler değişti? Yenileri neden geldi? İşte açıklanılmalı Sayın Fikret Orman tarafından. Bazı iddialara yarın verilmeli net cevaplar. Ve artık Beşiktaş sezonun geri kalanında yönetimsel açıdan en başta bu konsantre olmalı. Yüzde konsantrasyonla işte bu sezona devam etmeli Beşiktaş yönetimi. Söylediğin Şenol Güneş formsuz mu? Formunun zirvesinde değil o kesin. Oluyor öyle haftalar. Önemli olan atlatmak. Mesela Fatih Terim Hoca da Trabzon deplasmanında çıkardığı 11, sahaya sürdüğü 11 de formunun zirvesinde değildi. Dün özellikle işte Ozan Kabak manevrasıyla Fatih Hoca birden hop unutturdu Trabzon deplasmanını. Şampiyonluk maçına çıkacaklar salı. Şu anda Galatasaray iyi başladı diyebiliriz. Ama işte mesela geçen sudan farklı olarak daha güçlü, daha ne oynadığını bilen bir Trabzonspor var. Eksi Burak Yılmaz tartışmaları. Onu da halledecekleriz diye düşünüyorum. Bu sanki çözüldü gibi ya. Ama Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de her şeyin neredeyse sil baştan yapılmasının yönetimsi açıdan sıkıntılar bu çok doğal, kaçınılmaz. Ya son 5-6 sene Fenerbahçe'nin eski yönetiminin performansı düşüktü onu birden yukarı çıkarmak kolay değil. tam tersi. Geçen sezonun ortasına kadar Beşiktaş yönetiminin performansı çok yüksekti. O yüzden bu tribünler bu yönetimi çok destekledi. Bazı hatalarına göz yumdular. Çünkü artıları çok daha fazlaydı. Bugün verilen mesaj ise, mesaj ise şu. Eski formundaki yönetimi istiyoruz. O işte yönetim uyuma tezoratı var ya o. Ya bu olaylara dahil olun. Yani hakemler, var. Takımla alakalı daha fazla düşünün. Daha fazla sahip çıkın. Mesela bugün maçtan önce Negredo gidecek mi kalacak mı tartışması döndü. Öyle değil mi? Yani o, ben onu ayrıca konuşacaktım ama madem sana açtın. Yok ben sana soruyorum mesela. Ya yani gerçekten sezon başından beri hatta sezon başlamadan önce de sürekli Negredo gidecek. işte kampa katılmadı vesaire o bu falan derken Negredo yani bütün tartışmaların üzerine bugün bile işte artık veda maçı vesaire denilirken İkinci goldeki katkısı muazzam. Tabii Daha önce oynadığı maçlarda da, sonradan oyuna girdiği maçlarda da... Bir kere Perşembe e, gecesi Beşiktaş maça çıkacaksa UEFA Ligi'nden Egedo'dun son saniye golü ve işte o golün bir kurtarıcılığı Kesinlikle sayesinde yani. çıkacak. Çok büyük bir profesyonellik. Ya profesyonelliğin yanı sıra eldeki santraforla şöyle bir karşılaştıralım. Wagner Love. İşte, Hiç stiline uymayan bir, bir oyun tarzı var. Bir. İki. Işte, o da işte onda da bir işte, küskünlük var. İş i̇şte, Menajerinin saçma sapan konuşmalarından dolayı haklı olarak ona karşı da bir iş küskünlük var. Hem iş tribünlerde hem yönetimde hem teknik heyette öyle konuşmaz. Öyle menajerlik olmaz. Menajerlik bu kadar yeri olmaz zaten. İngiltere Premier Lig'in verdiği kararı ayakta alkışlıyorum. Bundan sonra İngiltere'de yapılan transferde diyelim ki Benjamin Mendy'yi aldı Manchester City, Monaco'dan. 70 milyon aldı. Ayrıca 10 milyonla menajerini ödemeyecek. Mendy'nin aldığı imza parasından 5 milyon pound mu aldı? Mendy isterse 1 milyon poundu verir, isterse 4 milyon poundu verir. Artık oyuncuyla oyuncu ile menajer arasında. Olarak. Türkiye'de de hemen bu başlamalı. Yeni çıkan zaten kararnamede. Hakikaten iyi bir taraf var. Döviz kuru e, Türk lirasına dönüş. Abi, kaçarı yok, yapacak bir şey yok bunda. Yani, Türk oyuncular bir süre bu konuya hiç bozulmayacaklar. Abiciğim, döviz kuruna ayrı... çevirince de dünyanın parası be. Ne istiyor daha? Mustafa pek demek mesela. Hani santrafor. ya nerede? Hani gol demekti. Tamam sakatlandı. Evet ben de üzüldüm ya. Bir oyuncunun bu kadar sakatlanması üzer. Gerçekten geldiği zaman Türkiye'ye işte geldiği zaman işte Beşiktaş'a. Işte Mustafa Denizli ve gelecek vadeden bir oyuncuydu beraber. aslında yani. Yok günü de vadeden bir oyuncuydu. Hem işte Abdullah Avcı hem de Mustafa Denizli bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi beş oyuncusundan iki tanesi. Hadi 10 hocanın iki tanesi diye. İkisi i̇şte dedi ki en iyi yerli forvet alınabilecek dedi. Tamam da sakatlıklar bilmem ne falan derken. E tamam abi artık bozdur gitsin ya. Ne istiyorsun da? Oynamıyorsun da. Mis gibi Vallahi Pek mis gibi değil ya. Ben bunu anlamıyorum. Beni size oynatmasanız, maaş verseniz. Ki bizim her zaman Türkleriz. Biz seviyoruz Türkleriz. Değerli de. Benim için çok değerli abi. Ben gidip işte ekmeği Türk alıyorum. Ne yapayım döviz mevzisi. Yurt dışına giderken maça gidiyorduk. Mecburduk değil mi? Şimdi işte Almanya'da da. Türk lirasını verince adam bize o işte şeyi vermiyordu. Maç ortasındaki suyu vermiyordu. O yüzden lazım. Ya isteyse gibi kullansın. ona karışmam da. Türk futbolcuya buna bozuk atmasın. Yabancılar ama döviz alıyor. Oğlum adam İspanyol. Her şeyi euro ile alıyor adam zaten. Yani ne yapacaksın kardeşim yani. O tartışmalara bir daha girmeyelim. Ama Beşiktaş'ta Santrafor meselesi ne geliyor? Mecbur şu anda Beşiktaş. Wagner'la işte hem hiç uyumsuz hem hiç küskün. Takıma ya. Mustafa pek demek daha fazla yorum yapmak istemiyorum ödeyecek tazminat hakaret parası yok hakaret tazminat parası yok Larin var Larin henüz beşleşin bir insantrol olacak seviyede olmadığını gösterdi maalesef şans buldu bayağı Larin. buldu canım daha ne şans bulacağım? İşte güven yalçın var herkes söylüyor güveni ben güvenin santrafurun bir arkasında daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum Leverkusen'de öylemiş çünkü hı hı. ben oyuncuyu pek bilmiyordum Leverkusen'deki hocalarına ulaştım i̇şte Almanya'da alt yaş takımlarını izleyen Türkçe konuşan bu işin uzmanlarına ulaştım. Onlar öyle attılar. İzlediğim iki tane milli takım karşılaşmasında da onun oynadı. tarzı bu daha çok oynadı. Beşiktaş maçlarında da. Santrafor da işte Türkiye Ligi'nde daha bir sırtı dönük mücadeleye gireceğim. O daha teknik bir oyuncu güven. Daha teknik bir oyuncu. Mücadele gücü ya yaşıtlarına göre çok iyi. Ama mesela Türkiye Ligi'nde o işte mesela Sadık gibi stopere karşı. Sadık süper Mustafa hayır ama işte mücadele gücü. Fiziksel temasta üstünü i̇şte kuruyor. Müdahaleleri sert. Yani o tip santrafor yani santraforda oynayan oyuncunun da ona aynı sertlikte cevap vermesi gerekiyor. Henüz işte güvende o sertlik yok. Zamanla oluşur mu? Oluşabilir çünkü yani Almanya altyapısı almış. Almanya altyapısı aldığın zaman işte Tarık Çamdal ve birkaç daha oyuncu hariç ismini zikretmek istemediğim sinirimi bozmamak için. zaten Almanya'da altyapıyı alıp hala kötü oynuyorsan Kerem'cim kusura bakma ama yani fı. Ya yazık ki, boşuna yaşamışsın bu hayatı. Boşuna futbolcu olmuşsun. Başka hiçbir şey değil yani. Yani bir onu söyleyeyim. Toparla istiyorsan burayı bir yani beş maç sonu açıklamalara Meselesini Santrafor'daki sorunu. Işte Negredo hariç bir kere kim oynayacak? Negredo'ya bir şey oldu diyelim. Kim oynayacak? Yok işte şu anda yani. Larin, o, en kötü Larin oynayacak. Orada Wagner Love'ı kazanmak gerçekçi gerekiyor. Gerçekçi düşünüp işte geri dönüşüm kutusundan çıkarmak lazım. Tekrar masa üstüne koymak lazım. Yapacak bir şey yok icabında işte menajerine fırçayı kayarsın. medya üzerinden şöyle bir sert çıkarsın. Oyuncu da zaten hani maaşını alıyor. Karşını vermek zorunda profesyonel olarak. Böyle bir yöntem izleyebilirsin diye düşünüyorum Kerem. Maç sonu açıklamalar gelmeye başladı. Sizler de paylaşalım değerli izleyenler. Ali de paylaşmış olduğunu tabii aynı zamanda. Şenol hocanın açıklamalarına bakıyoruz. Pas yapmaya müsait bir saha yoktu. Ya hiç bir ara takıldı, düştü. Zemin çok kötü. Leplasman'a gelen takım içinde bu bir avantaj. Oyun kurmak, hücum etmek, pasta atığa çıkmak zor oluyor. Bugün olumsuzluklara rağmen kazanmayı başardık. Bu çok önemliydi. Taktiği değiştirdik. Forvetlere gol attırmıyoruz. Stoperlerle gol atıyoruz. Türk futbolunda bir değişim var şu anda. İroni yapıyor tabii ki Şenol evet. Hoca. İkinci yarı daha iyiydik. 10 kişi kalmamıza rağmen iyi oynadık. Çok kolay gol yedik. Var. Niye var anlamıyorum. Sarı kart görmemesi gereken adam sarı kart görüyor hastalandığınız zaman ilaç alırsınız. İlaç almanıza rağmen hala hastaysanız bu ilaç yanlış demektir. O yüzden ben varı doğru bulmuyorum demiş. İlk sayfaya getirelim. İlk sayfaya geri dönelim arkadaşlar. Bizi de alalımmış açıklamaya iki tarafa. Ş Şenol Hoca söylüyormuş gibi olmasın. <laughs> ya ben Şenol Hoca'ya hiçbir yapıyormuşum gibi bir böyle algı uyanmasını istemiyorum. İlk sayfa Abdullah Bey Şenol Güneş evet. hocanın resmini alalım ilk sayfada iki analiz sayfa koyalım bu. çok basit. İlk sayfa bu tamam, şu. Tamam görün. Eh geldik nihayet. Şimdi ben bunları söyledim. zaten bunları ilk kez futbol izleyen birisi de pekala fark edebilir. <laughs> Pas yapmaya müsait bir zemin yoktu kesinlikle. Beşiktaş yöneticiler Adem, de maç sonunda aynı Adem şey. Adam ya için yıllardır oyunda en kötü zeminde ben onu söyleyeyim. Ki İtalya Serie A'da öyle İngiltere Premier League. Almanya Bundesliga kadar da şahane değildir zeminler. Onu da söyleyeyim. Bazıları çok iyidir. Juventus'un. zenginlerin çok iyidir kuzeyde. Güneyde de bir tek ben Napoli'nin zemini iyidir ama stadı iğrençtir. Ya yani Başkan biliyorum. en son açıklamayı yaptı biliyorsun. <laughs> Değil mi? Stadı iğrenç. Başka Aklı. yerde oynamak istiyorsun. İyi de kardeşim Geç baştan... kaldı. bir şey söyleyeceğim. De düzeltmeyecek de ben mi düzelteceğim? <laughs> Şuraya bağlıyorum. Ya bu zemini de Beşiktaş yönetiminin düzeltmesi gerekiyor. Bir böyle çim hastalığı, hastalığı Sordum ne tip bir hastalık? Öğreneyim de. İşte ileride şöyle bir 5 metrekare çim olan bir ev alırsam önünde bari o 5 metrekare çöpe gitmesin. Ne hastalığıymış öğrenelim. Bir açıklama gelmedi. Hani şey demeye bir sen ne olacak falan. E kardeşim bilelim de çözümü neyse bulunsun yani. Ee, Şenol Hoca diyor ya ikinci sayfada. ilaç vardı alıyorsun. Hı -hı. Hala hastalığın geçmiyorsa o zaman o ilacı neyi alıyorsun? E, çim konusu içinde geçerli o. Bu düzeltme gerekiyor. Çok doğru söylüyor hoca. Yani yeni maltespor spor yarayan bir zemin. Aynı Mourinho dönemi Inter, Guardiola Barcelona'sıyla oynarken bu tip zemin isterdi. Inter'in o şahane zemini Giuseppe Meazza'nın Mourinho tarafından bilerek işte kuru bırakılıyor, aşırı sulanıyor bilmem ne. Yani zemini böyle deforme ediyordu. Çünkü niye? Geride bekleyip arkada boş alan bulup hızlı çıkacak. Daha az pas futbolu, daha fazla direkt futbol oynayan takım için elverişli bir zemin. Yeni Malte sporda böyle. Bütün deplasman takımları neredeyse Beşiktaş deplasmanına gelen onu tercih ediyorlar. Beşiktaş'ın avantajına bir zemin değil. Bunu hemen halletmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. İşte İskandinavya'ya gidiliyordu mu perşembe maçı değil mi? Maç var deplasmanda. Depresman. Sonra işte Kadıköy'e gidiliyor. İyi de sorarlar milli maç arası vardı ne yapıldı diye. Ya bir de söyleyin ayıp değil ya Shakira i̇şte konseri yüzünden mi oldu? Biz müzik çok severiz kardeşim. Bir şey demiyoruz yani. Başka yerde yaparsın. Ya da zeminin üzerine bir şey kurarsın. Daha yüksek platform kurarsın. Ya bunları ben anlatmayayım herhalde. Ben Yok geçen sene bağlanalım. Neydi? Geçen Michael <laughs> menajeri abi. Neydi adamın adı ya? Şu anda hiç aklıma gelmiyor. Efsane adam. Ahmet San, Ahmet San'a evet. sorun yani o zemin nasıl yapılır? Abi İnönü'de eskiden de konser olurdu bir sürü ya. Ben hepsine giderdim. Metalika'da bozulmayan çim şeyde nasıl bozuluyor ya? <laughs> Şakira'da nasıl bozuluyor? Ya Metalika'da düşünsene Kerem Gürel. <laughs> Metalika'da önce de The Cult çaldı yani. Bu kadar zıpır ortam benim de parçası oldum. Milyonlar tepinde orada hiçbir şey olmadı ya. Ki o zemin bu şimdiki gibi son model. En kaliteli çimden değildi ya. İşte hibrit çim nasıl bozuluyor ya? Bana bunu anlatacaklar açıklama bekliyor herkes bununla ilgili. Bir takım 3 tane iç saha maçı oynadı ligde. Üçünde de kendi aleyhine ya. E Antalya Spor maçında acaba zemin bu kadar kötü olmasaydı o maçta o sonuç ortaya çıkar mıydı? Sen sadece Antalya Spor'a değil kendi kötü zeminine de yenildin o gün. Vodafone'daki ilk yenilgiyi aldın. Monaco'ya yenilmedin, Leipzig'e yenilmedin, Porto'ya yenilmedin, Benfica'ya yenilmedin. Tarihinin mali açıdan en zor dönemini yaşayan Antalya Spor'a yenildin. Zeminin de etkisi var bunda. Bunu çözeceksin ivedilikle ya. Ya da açık açık söyleyeceksin. Bir süre bu böyle, şu yüzden oldu diye anlatacaksın. Biz de yok Şakira'yı, Pike'yi falan suçlamıyoruz. muyum ya. Organizasyonu verdin, ne yapsın? Zemin bozulmasın, başka yerde vereyim konser diyecek hali yok. Geldi gitti, hadi eyvallah aldı parayı. Çok doğal yani profesyonel müzik. İkinci bölüm, İran evet, yapıyor hoca, taktik diyorsun. değiştirdik. Tabii canım. Türk futbolunda e, bazı şeyler değişiyor. Yok ya bu şey ne demek var. biliyor musun? Bana istediğim santrafor almadınız demek. En kibar tabirle Şenol Hoca'yı biraz tanıyorsam ki bayağı tanıyorum. Burada Şenol Hoca'nın demek istediği benim istediğim santraforu almadınız. Kimdi o santrafor? Kim? Burak Yılmaz. Bak bunu şöyle bir yani açalım. Burak Yılmaz Bırak Transferin da son saatlerinde dedi. kendi böyle tweet atıyor. Ben teşekkür ederim ama Trabzon'da kalmak istiyorum diyor. Sonra diyor ki diyormuş. Sonra ortaya çıktı. Alacaklarım var ben onları alayım. Sanki hiç alamayacak. Hangisi abi? Bir karar ver ya. O işte Videolardaki gibi. Hangi takım için ölürsün? Doğuştan hangi takımı tutuyorsun? Damarını kessen hangi takımın rengi akar? Bir karar ver. Şu dünyada Burak Yılmaz'a olduğu gibi kabul eden, bütün o dikenlerine rağmen o gül tadında olan golcülüğünü ön plana çıkarıp onu işlemeye çalışan ve Burak Yılmaz'ı kariyerinde geri dönüşüm kutusundan çıkaran adam Şenol Güneş. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ya işte işte olmadı, Fenerbahçe'de hiç olmadı. Kimse beklemiyordu ya böyle bir performans Trabzon'da. Oradan milli takımda Şampiyonlar Ligi'nde bir ara Cristiano Ronaldo kadar gol attı Galatasaray'da. İşte Trabzon önce Şenol Güneş sonra Fatih Terim sayesinde oldu. E Fatih Hoca ile milli takımda böyle oldun. Daha fazla açmayacağım konuyu. O işbirin pazarlıkları her şey sanki Fatih Terim ya da Arda. Ya da şey kebapçı Selahattin Bey. Alakası yok. Orada bir kare ası tamamlarsan hiç Burak Yılmaz var orada. Şenol Hoca buna rağmen bu kadar istedi. E geçen sezon bir güneşli güneşli böyle tweetler Instagram'da. Ya bir açık ol ya. Açık ol söyle. Beşiktaş taraftan bir kısmı hiç sevmemesine rağmen son derece gerçekçi olarak gol yollarında işi çözer diye tamam peki gelsin demeye bile başlamıştı. Ama hepsini geç. Ya sen bir kere bir Trabzonspor'da oynuyorsun diyorsun ki Trabzonspor için ölürüm diyorsun. Konu kapalı o zaman transfer falan ya. Bir takım için ölüyorsan o takımda kalırsın. Roma için ölürüm dedi adam totti hiçbir yere gitmedi. Maldini Milan için ölürüm dedi hiçbir yere gitmedi. İcabında tribünlerle tersleşti Maldini hatırlarsan. E ama işte peki niye Beşiktaş yönetimi bu kadar Burak Yılmaz'la oyalandı onu da sormak gerek. Madem bu iş olmayacak diyor işte Trabzon başkanı Ahmet Ağulu Bey diyor ki ben vermeyeceğim diyor satın alabilecek darpane ne diyor ki satın alabilecek de para basılmadı. Diyor bu kadar iddialı. O zaman başka opsiyonlara bakacaksın Santraford. Şenol Hoca'ya da bu lafı ettirmeyeceksin. Son gün hala Negredo gitti mi gitmedi mi tartışması olmayacak. Negredo'yu en az beğenen Beşiktaş tarafta bile diyor ki aman gitmesin Larin ve Mustafa Pek demek diyor adam. Yani Mustafa Pek demek diyor zaten tüyleri ürperiyor adamı söylerken. Bir sürü para veriyorsun. O bütçenin yarısına takır takır gol atabilecek bir santrafor alabilirsin ya. 1.7 milyon euro maaş alıyor Mustafa Pekler. Avrupa'da 850 bin euro ya. Sana böyle takır takır gol atabilecek bir sürü santrafor. En az 10 tane var. Alamıyorsun. Her tarafı elin kolun bağlı. Bak şimdi yapıyorsun transferleri. İşte Umut Nayır'ı alıyorsun. Ama işte Negredo kaldı. Love kaldı. İşte Galatasaray'a gidecekmiş de son anda transferde. Anlatılan çizilenler o değil mi? Bak şimdi böyle işte planlama hatasına bak. Love gitse, e bugün Negredo gitmek istese Kaldım Larin Mustafa Pek demek. İşte bir daha söylemişti. genç oyuncu güveni doğrudan santrafor değil bir arkada daha iyi oynadığını söylediği için Almanya'da onu yetiştirenler onu o yüzden doğrudan santraforu saymıyorum. Ya bütün sezon Larin Mustafa Pek demekle geçer mi ya? Umut Nayır'ı niye aldın niye kiraya verdin Bursa Spor'u? İşte oynaması için verdin adamlar Sakoy'u aldı nasıl oynayacak çift santrafora dönmedikçe Samet Aybaba nasıl oynayacak? E, Premier Lig'de yani sakatlıkları olmasa Premier Lig'de oynamaya devam edecek bir Santrafor Sako onu aldılar. Nasıl olacak Umut Nahir? Bir tek Türkiye Kupası maçlarında mı olacak Bursa Spor'da? E ne işini Beşiktaş'a santraforu olması için yeteri kadar geçecek mi o zaman? Santrafor planlaması en baştan yanlış. Şenolcu'nun söylediği, yaptığı iş ironi. İşte biz yeni bir şey deniyoruz artık gollerimizi bu stoperlere attırıyoruz. Yani ben sana söyleyeyim mi? İşte medal kırmızı kar cezası olmasa koy medeli stopere, al Pepe'yi santrafora fikirleri bile ortaya çıkıyor. Fantastik mi? Fantastik. E sonuç veriyor mu? Veriyor. Adam Stoper oynarken 5 kere geliyor, altı gol atıyor. Be beş kere geliyor, 4 gol atıyor mesela. E, Santrafor oynasa, e, topu saklama özelliği de iyi. Ya bir şey söyleyeceğim bir de Pepe'nin sen bazı savunmadaki işte, işte defansif aksiyonlarında böyle şüphe duydun ama ya ilk yarıda Adem için attığı iki tane de derin top hariç iki tane de iş işte Pepe'nin savunmadan topla çıkışı Beşiktaş'a hakiki işte olgun atak. ...fırsatı verdi. Dikkat ettin mi onlara? Yok onlara dikkat ettim de ben geçen sene... ...oranla özellikle son bölümün oranla... ...bu sezon Pepe'nin savunmada da... Yani e ...şeyin olacağını söylediği gibi biraz katılıyorum. Bak şimdi işte Vida... Yanındaki uyumdan da kaynaklanıyor işte Vida tabii. O da vida, da. vida kesinlikle kariyer olarak... ...toş işten üstün bir oyuncu. Ama evet. Beşiktaş'taki performans olarak... ...toş için son bir yılı, bir buçuk yılı... Işte ...Vida'dan daha üstün. Yapacak bir şey yok. Zaten Vida geldi... ...toşçu kesemedi. Aklın yolu bir... Yani sezon başına Şenol Hoca'nın lafı var ya. Oyuncuların yeteneği değil de işte verimi önemli diye. Mesela işte vida konusunda öne çıkar. Bugün kötü mü oynadı? Hayır. Ama Dinamo Kiev'deki ya da işte Hırvat İslam Takımı'ndaki işte vida niye olmuyor? uyum meselesi. Stoper tamamen uyum meselesi. İkisi de lider özellikle. Hem Pepe hem vida. Belki bir tanesinin işte Toşiş gibi daha işçi özellikle olması gerekiyor. Bir lider bir işçi stoper olması gerekiyor. İşte Pepe, genelde Toşiş. verim de o şekilde çıkıyor. Yani çok istisnalar var. işte. Pike. Tabii. Çok istisnalar hariç. Ya uyfolüji Semih'e en güzel örneğidir yani. Şimdi dün gördük işte Galatasaray'da. Ozan Kabak. Hı hı. Yani yanında Serdar Aziz, Ozan Kabak ikilisi. Mesela adamın bu kariyerine bak işte Mayko'nun. Sportekiz i̇şte Ligi, Brezilya Ligi. E, performans verim. Tırt 6 aydır çok fena. Çok kötü hallere düşüyor. O zaman performansına bakacaksın. Kariyerine atmayacaksın. Orada başka bir şekilde yapması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bir de Medel'in gördüğü kart dışında medalin genel performansı ile alakalı şunu da söylemek gerekiyor. E, belli dakikalarda medal istiyor ki hep oyun işte korakor oynasın. Yüksek tempoda oynasın. Ama Oğuzhan istiyor ki oradan top çıkarken birinci viteste başlansın. Paslaşarak beşinci vitese çıkılsın. Üçüncü alana geçerken. Yani birinci alanda birinci ikinci viteste top çevrilsin. işte bekler açılsın. Ee, işte Oğuzhan Sakın gelsin. pozisyon alsın evet. yani. Medel istiyor ki hayır daha direkt oynansın. Direkt Medel 3. 4. viteste oyunu başlatmak istiyor. olsan o aralarında bir uyumsuzluk var. Şamal Güneş Hoca'nın onu da çözmesi gerekiyor ki haftaya Medel çıkart cezalısı. Büyük ihtimalle oynayamayacak. Hafta için mutlaka bir itirazı olacaktır. Sonucu ne olacak bilmiyoruz ama e, yani başka türlü oynayabilir Beşiktaş. Daha işte olsan ya hiç gibi oyunculara uygun oynaması gerekiyor. Yani enteresan olan Kovarejma bu sezonda en çok forması satan oyuncu çok değerli bir oyuncu. Çok bir şey önemli bir oyuncu şey. ve Ama çok iyi oynuyor. Korejmanın biraz daha fazla ortadaki arkadaşlarına uyumlu oynaması gerek. Yapabilecek yetenekte. Aynısı ve Caner için de geçerli. Yani özellikle Korejma çıkmasına rağmen işte Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı dönemde oynadığı oyun 11 kişi oynarken daha iyiydi. 11 kişi oynadığı oyundan daha iyiydi, daha etkiliydi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisinde oynaması gereken oyunun olduğunu düşünüyorum maçı kazanmak istiyorsan. Peki Ali çok teşekkürler ben teşekkür değerli ediyorum. yorumların için. Değerli izleyenler sizler de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ortam bu akşamlık sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek iyi akşamlar hoşçakalın.